Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Dihye bin Halife radıyallahu anh. Kuzey Arabistan'daki Kelp kabilesine mensup olan Dihye bin Halife genç bir sahabiydi. Bedir Savaşı'ndan önce Müslüman olmasına rağmen bu savaşa katılmasa da daha sonrasında vuku bulan Uhud Savaşı'na katılmış, bir seriyenin de komutasını üstlenmişti. İslam bir hakikat diniydi. Tüm zamanlara ve tüm mekanlara hitap ediyordu. Allah Resulü için sadece Mekke, Medine ve Yemen'in şirk batağından kurtarılması yeterli değildi. Onun derdi ne Mekke'nin makamları ne de zenginlikleriydi. İran, Mısır ve Bizans'ta kurtarılmalıydı. Dünya üzerinde kendisine zulmeden ne kadar insan varsa ellerinden tutulmalı ve onlara selam dini anlatılmalıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birinci davet mektubu Sasani hükümdarı 2. Hüsrev Perviz'e Abdullah bin Huzafe tarafından götürüldü. İkinci davet mektubu Amr bin Ümeyye Eddamri eliyle Habeş Necaşisi Ashame'ye gönderildi. Üçüncü mektup Hatip bin Ebu Belta'a tarafından Bizans'ın Mısır genel valisi Mukavkıs'a götürüldü. Dördüncü mektup Şuca bin Vehb el-Esedi ile Gassani krallarından Haris bin Ebu Şemre gönderildi. Beşinci mektup Selid bin Amr tarafından Yemame'de yaşayan Beni Hanife kabilesinin reisi olup şair ve hatipliğiyle de tanınan Hevze bin Ali'ye götürüldü. Altıncı davet mektubunu Bizans İmparatoru Heraklius'a ulaştırma görevi Dihye bin Halife el-Kelbi'ye verildi. Hicretin 7. yılı Muharrem ayında Bizans İmparatoru Heraklius'a ulaştırılmak üzere yola çıkan mektupta dikkat çekici ifadeler yer alıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizans İmparatoru Heraklius'a. Hidayete uyanlara selam olsun. İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, sorumluluğun altındaki insanların günahını sen çekeceksin. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterek olan söze gelin. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birimiz diğerini Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahit olun biz Müslümanız deyiniz. Dihye'nin asıl görevi mektubu Heraklius'a ulaştırmak üzere Bizans'ın Busra valisine teslim etmekti. Ancak bu sırada imparatorun Filistin'de bulunması sebebiyle onun huzuruna çıkması teklif edildi. Heraklius Dihye'ye bir mektup verdi. Mektubu ileri gelen Hristiyan alimi ve kendisinin yakın dostu Dagatır'a götürmesini ve İslamiyet hakkında onunla görüşmesini istedi. Dagatır'a Hazreti Peygamber'den de bir mektup getirmiş olan Dihye, Rumiye'ye onun yanına gitti. Dagatır, İslamiyet'i hemen kabul ettiği gibi Rumları kilisede toplayarak onları da Müslüman olmaya davet etti. Daha önce kendisine son derece bağlı olmalarına rağmen Rumlar bu teklif üzerine Dagatır'ı döverek öldürdüler. Dihye bin Halife'nin başkanlık ettiği heyet dönüş yolunda Cüzam kabilesinin yurdundan geçerken Hisma mevkiinde soyulmuş ancak çevredeki Müslümanlar Dihye'nin yardımına koşarak eşyalarını geri almışlardı. Medine'ye dönüşte durum Allah Resulü'ne anlatılınca Zeyd bin Harise kumandasında Cüzamlılara karşı bir askeri birlik sevk edildi. Cebrail aleyhisselam, Dihye radıyallahu anh'ın suretine girerek Allah Resulüne vahiy getirmiş ve birçok sahabe onu Dihye zannetmişti. Enes bin Mali'in ifadesine göre
iri cüsseli ve beyaz tenli bir yapısı olan Dihye radıyallahu anh, Suriye'nin fethinden sonra Şam'ın Mizze semtine yerleşmiş ve hicretin 50. yılında orada vefat etmişti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.